burada o parmak başlığı var. Burada parmak başlıyor, bileğim. Caritas Mordisipulis. Burada bir boşluklar var. Göğsünü tanırsın. Burada sternumun yapısını görüyoruz arkadaşlar. Sternumun manubriumu dediğimiz kısmı ve buranın üzerinde 3 tane çentik vardır. Tüm tıp fakültelerinin artıları, eksileri var sonuçta ve hiçbirinin diğer üniversitelerinde mükemmel olmadığını gördük araştırdıkça. Tıp fakültesi eğitimi dünyanın en zor eğitimi olduğu için ailemin yanında kalmayı tercih ettim ve Osman Gazi Üniversitesi de zaten köklü ve güzel bir üniversiteydi. O yüzden bu seçimi yaptım. O da gelmem için açıkçası vesile oldu. Hani buraya gelmemi söyledi. Başka yere gitmemin çok mantıklı olacağını düşünmedi. Abi kardeş okuyacağız. Aslında liseden beri hani başarılı öğrencilerdik. O yüzden bekleniyordum. Garip bir durum değil bizim için. Yani bundan sonra iyi bir hekim olmak için kendimi geliştirmeye çalışacağım. Onun dışında bir hedefim yok. Mutluyum. Hepimiz ailecek. İnşallah güzel olacak. Bundan sonra da yine devam edeceğiz böyle bu şekilde. Vatana, millete hayırlı insanlar, öğrenciler olmak için çabalıyoruz. Tabii ki yardımcı olacağım şimdiden. Tavsiyeler vermeye başladım kendisine. Ya bilmiyorum, benim çok fazla yardımım olmadı ona çünkü benden daha iyi bir dereceyle geldi. Hatta soru soruyordu, ben bilmiyordum falan o şekilde. Ama hani sorun bende değilmiş, onunla alakalıymış. Ben ona tavsiye ettim buraya yazmasını. Çünkü hani üniversitemizin, fakültemizin diğer fakültelerden bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. O yüzden burayı tavsiye ettim. O da uydu buna yani. O da öyle istedi. Hani kendi kararı. Bence doğru bir tercih yaptı. Yani benim küçüklüğümden beri hayalim doktor olmaktı. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şey. Bu yüzden bu mesleği seçtim açıkçası. Yani önümde hep onu örnek gösteriyorlardı. Abin gibi ol, abin gibi kazan yeterli falan diye. Ben de hani örnek gösterildiği için çalışmaya başladım ve kazandım sonra. İnşallah o günleri de görürüz. Şimdi sadece okulda karşılaşmaktan ibaret oluyor. Birazcık garip bir his. Hani sanki ilkokulda gibi. İlkokulda da beraberdik. Yine okulda karşılaşıyorduk. Tekrar ediyor gibi oldu. Yaren Rus bizim Türkiye 142. olarak Eskişehir'de Fatih Fen Lisesi'nden bizi tercih ederek gelen bir çok başarılı, çok akıllı, çok çalışkan bir öğrencimiz. Abisi de bizde 4. sınıf öğrencisi Çağdaş. Böyle abi kardeş. Gerçekten büyük bir başarı göstererek tıp fakültemizi kazandılar. Tabii ki Yaren Türkiye 142.'si olarak her fakülteyi tercih edebilirdi. Türkiye'de her tıp fakültesine girebilirdi. Ama bizi tercih etti. Tercih sebeplerini muhtemelen kendisi açıklayacaktır. Ama bizim fakültemizi tercih etmesine, tabii bizim fakültemizde 50 yıllık geçmişe sahip bir fakülte, 250'den fazla öğretim üyesi olan, 140'ın civarında profesör olan bir fakülte, çok köklü bir fakülteyiz. Öğrencisinin profesör olup, onun da öğrencisinin profesör olduğu üçüncü nesil profesörlüğü yaşayan ve yaşatan bir fakülteyiz. Bu bağlamda güçlü bir kadromuz var. Yaren çok doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum açıkçası. Aynı zamanda burada Trakya'nın ikiye ayrıldığı yer, Bifurkasyon Trakya dediğimiz yeri göreceğiz.